Evet, sevgili seyirciler, Ersun Yanal Fenerbahçe'de 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Biraz önce Yalı'dan ayrıldı. Ali Bey'in Yalısından ayrıldı, Ali Başkan'ın Yalısından yatla ayrıldı. Yatla ayrıldı. Efendim? Yat. Yatla ayrıldı. Bu yat kutkusu nedir Ertem? Yat. Bilmiyorum hocam. Çabuk geçiyoruz hocam, trafik yok. Tabii trafik olmadan. Karşıdan karşıya çabuk geç. Sen yüzerek geçiyorsun. Ertem de yüzerek geçiyoruz. Biz tekneyle geçiyoruz. Ahmet Hoca söyledi, bıraktı. Ersun Yanal'a buradan seslendi Ahmet Hoca. Ersun'cum dedi, bir abin olarak dedi. Olsam ben senin abin, hata yaptın derdin dedi. Ben de Ersun Yanal'a söylüyorum. Yaşça bizden küçüktür değil mi kendisi Ersun? Bir yaş veya iki yaş. Çok da genç değilmiş yani. Bizim. 54 değil, 61'li hoca. 61, 57 yaşında. Tamam. Seninle aynı yaşta. Ben de evet. Ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Hem kendisi için hem Fenerbahçe için hayırlısı olsun diyorum. Ve çok zekice aldığı bir karar. Tamam, cesaret ister falan diyorlar da bence şahane bir karar. Çünkü Ahmet Hoca diyor ya, gitmeseydim demesi lazımmış. Ah ben ne yaptım diyecekmiş. Ya kardeşim, Ersun Yanal tamam Fenerbahçe'yi kabul etmesin. Riskli. Ne yapacak Ersun Yanal? Yani adam bu yaşında, 61 doğumlu adam, bu adam işsiz oturuyor. Ne yapacak? Yani bir Anadolu kulübünden teklif mi bekleyecek Fenerbahçe'yi kabul etmeyecek? Herhangi bir Anadolu kulübünden. Bu mudur? Hadi Anadolu kulübünden teklif gelmedi. Manchester City Guardiola'yı yollayıp Ersun Yanal'ı mı alacak? Bayern Münih hocasını yollayıp Ersun Yanal'ı mı almak? Nerede çalışacak Ersun Yanal? Ersun Yanal'ın çalışacağı tek büyük kulüp Fenerbahçe'dir. Bence çok akıllı bir karar almıştır. Hele bu durumdaki Ersun Yanal. Öyle diyorsunuz, ben bugün bakıyorum Galatasaray takımının şampiyon olma ihtimali var mıdır Ertem Şener? Var mıdır? Yok, hayır, Galatasaray'ın. Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var mıdır? Var tabii. Var. Vardır değil mi? Kaçıncı sırada Galatasaray? 7. sıra geride şu an. 7. sırada Belider Başakşehir'in 8 puan gerisinde ve üstünde 6 takım var değil mi? Şu Galatasaray'ın şampiyonluk şansı var mıdır? Var. Vardır. Antalyaspor'un var mıdır puanlara bakınca? Var. Vardır. Şimdi ben diyorum ki Galatasaray'ın 25 puanı var. Şampiyonluk şansı var mıdır? Vardır diyorsunuz. Evet, ben de kabul ediyorum. Vardır. Vardır. Peki Fenerbahçe'nin 14 puanı var. Şu 21 8. sırada 7 puan var değil mi? 8'den de az. Konya ile Fener arasında 7 puan var. Evet. Daha da 19 maç var. Evet. Sezonun bitti yani, ligin evet, bitmesine 19-20 evet, maç var. Evet, 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 evet. Fenerbahçe 7 puanı ya da 10 puanı kapatıp yani 25 puanı falan ulaşamaz. Yani onları yakalayamaz. Ama Galatasaray şampiyon olabilir. Evet. İkisi de olabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe Ersun Yanal'la bir sıçrama yapacaktır. %100. %100 yapacaktır. Bir kere. Liderle 14 puan var oğlum. Nasıl kapatıyorsun? Hayır, lider olur demiyorum. 19 puan. Abi ben şampiyon olur demiyorum. Ben deli miyim? Kafayı mı yedim? Yok ki ilk 5'te mi diyorum ki, hedef olarak diyorum. İlk 5'i koyması Ersun Yanal'ın gerçekçidir. Ha onun dışında 9. bitirir, 10. bitirir. Bu da bir zaferdir diye çığlık atılmaz. Ersun Yanal Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon bitirmek istiyorsa takımı 5. ya da en kötü 6. yapmalıdır. Türkiye Kupası'nı alıp UEFA Avrupa Ligi'nde Ben o iki kupanın Fenerbahçe'nin bu lüzumsuz, yeteneksiz ve hayır bu yeteneksiz ya, iyi bir kadrosu olsa mesela bundan 6-7 yıl önceki Fenerbahçe kadrosu olsa sulansın. UEFA'ya da sulansın, Ziraat'a da. Bu kadro ayakta duracak hali yok bu oyuncuların. Evet. Böyle 3 kulvarda falan hedefler koyamaz. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. 13 ligi rahat bitirmesi için lige baksın. Bu kadro 3 tane iyi oyuncu alsa, iyi oyuncu transfer etse bu adam olur mu bu kadro? Kim? 3 tane iyi oyuncu transfer edilse bu kadroyu adam şampiyon olur mu? Şampiyon olmaz ama... Yani en azından sıkıntılı dönemler. Şampiyon olmaz ama iyi olur. Birazdan Galatasaray'a geçiyoruz. Yaklaşık 2 dakika sonra. Kesti mi senin abi? Bundan daha iyi olur Gökmen abi. Yapılan devre arası 2-3 tane iyi takviyeyle bir de doğru disiplinli oyunla bundan daha iyi olur. Bu Ertem, risk midir direkt sana göre? Sana göre risk midir reklam. Ersun Yanal'ın alması? Ersun Yanal'ı tebrik ediyorum. Bravo. Hayatının en doğru kararını vermiştir. En doğru kararı. Aynen, ben de abi, Fenerbahçe, ben Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon evet, böyle büyük camialarda bir görev çağrılırsa, göreve çağrılırsa hemen gideceksin abicim. Çünkü bu kulüplerde çalışmak, hocalık yapmak öyle kolay, basit iş değil. Bunlar büyük camialar. Şans geldi mi kullanacaksın. Şu Ersun Hoca'da bu şans geldi. Bunu en iyi şekilde kullanmak zorunda. Doğru. Kimse de başarısızlıkta Ersun Hoca'yı suçlayamaz. Reklama gitmeden önce elinde iki kağıt var demiştim. Yorumcularımdan bir dakika müsaade ediyorum. Biz müsaade istiyorum. Bugün yapmış olduğumuz istihbarat, yine her zaman söylüyorum, lütfen yalansa gerek Sayın Ali Koç, gerek Sayın Semih Özsoy, gerek Sayın Ersun Yanal yalanlayabilir.
Fenerbahçe ile Ersun Yanal arasında bir aylık süren görüşmenin detayları. Yazdım. Yazmamın sebebi şu: noktasına kelimesine dokunmadan, hiçbir şekilde virgülüne dokunmadan sizlere aktarıyorum. Ersun Yanal için bugün yaptığımız görüşmede konuşmaları sizlere isim vermeden paylaşmak istiyorum. Yani kimden aldığımı vermeden. İki telefonu da şu anda kapalı Ersun Hoca'nın. Biri çok kimsede olmayan çok özel bir telefonu var. O dahi kapalı. Normalde o açık tutuluyormuş. O bile kapalı. Takvim meselesi vardı deniliyor yani. Gerek Sayın Ali Koç da aynısını söylüyor. Gerek Sayın Semih Özsoy aynısını söylüyor. Ersun Yanal Kuşadası'nda Devrim Zengi'yi ısrarla söylemişti. Bir takvim meselesi var diye. Ersun Yanal da söz etmişti. Akhisar maçı sonrasında takvim öne çekilmiş. Tekrar söylüyorum, Akhisar maçıyla beraber hatta 70. 60. dakikalarda takvim öne çekiliyor. İlk yarının sonunda 2 hafta sonra Ersun Yanal normalde açıklanacakmış. Ancak şimdi takvim değişti. Ben ismini veremeyeceğim kişiye sordum. Ne zaman açıklanır bu diye. Hatta ekledim, Erzurumspor maçına Ersun Yanal'la mı çıkacak Fenerbahçe diye. Cevap çok net. O kadar geç kalmazlar. Tekrar ediyorum, o kadar geç kalmazlar. Ersun Hoca'nın Tırnava maçında sahada olma ihtimali çok 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 yüksek. Çok büyük bir ihtimalle o uçakta Ersun Yanal da olacak diye. Komolli ile çalışmaz dediniz. Bana söyleniyor. Programda biz Komolli ile çalışmaz demiştik. Böyle çıkmıştı anket. Ersun Hoca'nın Komolli ile çalışıp çalışmama gibi bir sıkıntısı yok. Zaten Komolli'yi işine karıştırmaz. Ersun Hoca buna müsaade etmez. Ama Ersun Hoca Komolli ile çalışmam diye bir yorumda ya da istekte bulunmamış yönetimden. Semih Özsoy'la iki kez görüşmüş Sayın Ersun Yanal, Sayın Semih Özsoy'la. Koku'dan önceki tazminatları anlatmış Sayın Semih Özsoy. Demiş ki, herkese tazminat ödüyoruz. Vitor Pereira, bunların başında en çok tazminat ödediğimiz adam. Futbolcuya tazminat ödüyoruz. Kulübün durumu ortada. Herkese tazminat ödüyoruz. Biz de para falan konuşma şu anda 6 ay boyunca diye. Hatayı minimum seviyede yapalım demiş. Bakın, altını kırmızı kalemle çiziyorum. Ersun Hoca'ya söylenen en önemli noktalardan birisi şu, en önemli cümle. Hatayı minimum seviyede yapalım. Geçmişteki hataları yapmak istemiyoruz. Geçmişteki hataları yapmak istemiyoruz diyor yönetim. Ve en önemli noktalardan birisi, Ali Koç'un vizyonu anlatılmış Ersun Hoca'ya. Vizyon oluşturulmaya çalışılıyor. Ali Koç anlatılıyor. Ersun Hoca dinliyor. Sonra Ali Koç'un gelecekle ilgili, Ali Bey'in, Sayın Ali Koç'un gelecekle ilgili planları ve hedefleri konuşuluyor. Ersun Yanal da kendisi ve Fenerbahçe ile ilgili neler yapmak istediğini uzun uzun anlatıyor. Şu cümle ısrarla söylenilmek isteniyor. Hem orada görüşmede hem de benim şu anda vermem gereken mesajlarda. Doğaçlama bir sunum yapılıyor. Burası çok önemli. Doğaçlama bir sunum. Bu konunun başlığı doğaçlama sunum. Yani bir anda bir araya geliyorlar. Doğaçlama sunumlar yapılıyor iki tarafta. Ve bir takvim belirleniyor. Şu anda bulunan ekiple ilgili de konuşuluyor. Teknik heyetle. Kuman hariç saha içi ekibi, masör, antrenör, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu bile konuşulmuş. Bir de biliyorsunuz Ersun Hoca'nın scout ekibinden bir isim var, çok önemli. Eskiden Galatasaray'daydı, sonrasında Trabzonspor'a getirdiler. Trabzonspor'da beraber çalıştılar. O isimle de Ersun Hoca'nın çok yakın dirsek temasında, sıcak temasta olduğu söyleniyor sevgili seyirciler. Olay bundan ibaret. Ama gecenin ana başlığı doğaçlama sunumlarla buraya kadar geliniyor. Diyelim Ersun Hoca'ya hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Ali Başkan'a ve ekibine hayırlı uğurlu olsun. Geçelim Fatih Terim'e. Hemen basın toplantısına. Çok özledik gerçekten. Sezgin Gelmez de aynı şekilde söyledi. Soruyu sordu. Hocam sizleri özledik dedi. Fatih Hoca da ben de sizleri çok özledim. Basın toplantılarını özledim dedi. İşte çok özlediğimiz İmparator ekranda. Sen özledin mi sen? Evet. Tabii o günkü takımla bugünkü takım aynı mı, bir defa ona bakmak lazım. Başarabilir mi? Niye olmasın? Ümit ederim. Önce yalnız önce bir UEFA'ya kalalım. Yarın o da garanti değil henüz. Onu garantilemek için yarın iki tarafında, yani hem Schalke maçının hem bizim maçımızın sonlanmasından sonra
kalıp kalmadı. Kaldıktan sonra eğer kalırsa soracak olursanız. Gomez'in üstünden birçok şey söyleniyor. Şimdi de sorunuz Gomez'le ilgili. Ben bu konuda hiç konuşmadım. Madem sordunuz cevap vereyim o zaman. Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak hiç doğru değil. Bu bir. İki, Gomez bir defa iyi bir golcü. Bize de önemli bir iş yapmıştır. Kendisine hizmetlerinden dolayı Galatasaray adına bir defa teşekkürü bir borç biliyorum. O ayrı bir konu. Ancak koca Galatasaray takımı Gomez'in yerine iki oyuncu alma niyeti olmasa Gomez'i verir mi? Bir değil iki santfor alma niyetimiz söylendiği için biz de öyle bir karar verdiğimiz için teknik olarak da evet dedik. Ayrıca satmadan alamayan bir takımdan bahsediyoruz. Zaten ondan önce sıfırlara bakacağız. Her sıfırda size sıfır diye uygun olmuyor açıkçası. Dolayısıyla yani böyle zaman zaman da bazı yerde okuyorum işte teknik heyet evet demeseydi de bilmem neydi filan. Teknik heyetin evet demesinin bir sebebi var. Eğer Galatasaray'ın menfaati neyse teknik heyet evet der. Şimdi an vardır hayatta. O anlarda bir daha geri getiremezsiniz. O anlarda karar vermek zorundasınızdır. Ve o günün şartlarıyla verilen kararlarla bugünün sorularına verilecek olan yanıtlar aynı dengeyi veya aynı manayı ifade etmez. O gün idari olarak da teknik olarak da bu karar verilmiş. Verilmesinin de sebepleri var. Durup dururken gol kalanı biz niye hayır diyelim? Ekonomik sebepleri olmuş. İdari sebepleri olmuş. Bundan dolayı performansının iyi olmayacağı ortaya konmuş. Ve böyle bir karar verilmiş. Siz bakmayın zaman zaman bazı hesaplardan yazılanlara. Siz buraya bakın ne dediğimize. Söylemediklerimize de bakın. Söylediklerimize de. Söylediklerimiz de Galatasaray menfaati nedir? Söylemediklerimiz de. Ama şunu özellikle belirtiyorum. Gomez iyi bir golcüdür. Olsa bazı şeyler değişebilir miydi? Evet, bu gerçeği de inkar etmemek lazım. Ama bugün Galatasaray bu gruptan çıkıyor olsaydı hiçbiriniz bunun aklına bu gelmezdi. Ama Galatasaray ligde, Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alınca doğal olarak bir takım şeyler eleştirilmelidir. Hatırlatılmalıdır. Hatta nedeni de sorulmalıdır. Ama henüz hiçbir şey bitmediği için dikkatli sorulmalıdır. Yani yolumuz henüz daha çok uzun. İnşallah. Yine söylüyorum. Bazen çok istedikleriniz olmuyor. Çünkü iki tane kararı var bunun. Bir idari, bir teknik. Öyle mi? Tek karar veremezsiniz. Ama bakıyorum ki bir tarafa doğru yıkılma çabası gibi bir şey görüyorum. O da çok önemli değil ama Gomez iyi bir golcü, iyi bir oyuncu. O gün için o kararın verilmesi doğruydu. Demek ki iki taraf da bunu istedi. Artık oradan sonra o dedi, bu dedi. Bunlara gerek yok. Fatih Hoca, buraya kadar Gomez'le ilgili olan sosyal medyada birkaç zamandır konuşulan konulardan söz etti ama en önemli, bilerek kestirdim rejiye. En önemli diğer arkadaşlarımızın soruları da muhakkak gazeteci, televizyoncu arkadaşlarımızın sorusu çok önemliydi. Ama Sezgin Gelmez'den can alıcı bir soru geldi.
Fatih Hoca'nın da çok hoşuna giden bir soru geldi. O soruyu bir izleyelim. Snyder ve Melo ile ilgili olarak ki Snyder ile ilgili yine çok özel bir bütün derin futbolda. Özür dilerim çok kısa buyurun, bir şey. Buyurun buyurun Sinan abi. Gomez ile ilgili iki taraflı istekli derken ne dediğini o zaman hatırladın mı ne söyledik? Gomez geldi. Bu takımı ben şampiyon yaptım dedi. Bu fegüller megüller benim kadar para alıyorlar dedi. Ben paramı arttırmak istiyorum dedi. Evet. Fatih Terim de ona ne dedi? Yani sana bu sözleşmeyi zorla mı imzalattılar doğru, dedi. Doğru söylemiştim. Aynen bunlar detayı budur. Ha farklı bir şeydir bu. Gomez'i isterlerse tutarlardı 300-500 verelim gel idare edelim sözleşmem var. Bu ayrı bir şeydir. Ama demek ki o günkü şartlarda ama B plan da vardı. Modest falan filan da vardı. Bir tane daha vardı. İki tane vardı. Emre Akbaba araya girdi. Doğru. Para oraya gitti falan filan olmadı. Onun için Gomez transferindeki kamuoyunu aydınlatalım. Konu buydu yani. Her iki tarafta bu nikahta mutlu değildi. İstemiyordu. Evet, evet. Peki ben... Şimdi hakemin şimdi şöyle bir şey var. Yani hakemler falan bitti. Aldığınız cezalar bitti. Takımın içindeki oyuncular hepsi hükmedemediğin oyuncuların hepsi atıldı etti. Ceza aldılar. O bitti. Bu kadar oyuncu aslanlar gibi hepsi sakat. 7-8 tane hep oyuncu sakat. Zaman zaman iki tanesi iyileşiyor. Dördü sakatlanıyor. Bunlar tamam. Şimdi yönetime mi geldi sıra Fatih Hoca? Ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun sen? Sinan'ın dediği gibi Gomis'le ilgili olay sezon başıyla itibariyle sen 20'ye kadar 20'sine kadar 2020'ye kadar mukavele yapmışsın. He? Ne diyor hoca? Yönetime mi işe bir şey demiyor yönetime ki? Yönetime dalıyor. Ya kelime oyunları falan yaparak yönetime dalıyor abicim. Yönetimle arası iyi değil. Yönetimle de arası iyidir. Ufak bakayım yönetime, yönetimle daldı. Aran iyi olur mu peki teknik direktör olsan? Elinde golcü yok. Bak biraz önce çok önemli bir beraber şey söylüyor. Beraber karar aldık özür dilerim. Hayır beraber almıyor. Şöyle beraber alıyorlar. Ya çok böyle, dikkatli bir nokta var. Diyor ki Gomis'i gönderin dedin diyor. Tamam gönderin izin. Okey Galatasaray'ın menfaatleri her şeyden daha önemli. Evet. Galatasaray'ın kasasına para girmesi gerekiyor. Ama yönetim bana dedi ki diyor. Sana iki tane forvet alacağım. Hani forvet? Kim? Nerede? Kim ya? Onu da söylesin. Nasıl? Hangi oyuncular alacak onu da söylesin. Bırak öyle. İki tane oyuncu alacaksın. Gomis'i satacak iki tane oyuncu alacak. Kaç para verdi? Adam nasıl çıktı? Emre Akbaba'ya kaç para verdiler ya? Doğru bilgi verelim arkadaşlar. Hatırlarsanız mali işlerden sorumlu birini yolladılar hatırlarsınız. Hanımefendi. Evet. Bunun açıklaması nedir biliyor musunuz? Yok. Benim aldığım gizli. Yanlış hesap yapılmış. Onun için para yok. Yani yanlış bir hesaplama var orada. Mali yapıdan. Ay ben ona bana bakmam. 2020'ye kadar sözleşmesi olan futbolcuya gel kardeşim oyna derim. Oynamak zorundasın. Ben gideceğim. Parayı yakarım. Parayı yakarım. Bak, parayı yakarım. 300-500. Yaksın burada aynen. 300-500. Verelim. İdare edelim. Oynatacaksın şunu abi. Şunu söyleyeyim. Ben tamam oynayayım. Hayır bir de şu var. Gomez biz adam alacaktık. Tamam mı? Ben mesela şeyi de beklerim. Gomez'den iyisini ki adam kaç gol attı geçen yıl? 29 gol attı. 29 gol attı. Gol kralı olmuş. Daha iyi bir santrafor. Kim var ki Gomis gitsin diyorsun? Mesela kimi alacaktın merak modest, ediyorum. Modest kim modest? Modest. Ne? İyi tamam. İyi ne yani ne? Ne şey kariyerini anlatın ne ya yani Gomez, modest. Gomez daha önce Fransa'da falan gol kralı olmuş. Hayır çöldü. Çin'e gitti. Almanya'da 25 tane falan gol attı. Ya he? Almanya Ligi'ne 25 tane gol attı. Falan filan her neyse. Levandowski'nin arkasından gol ikinci. Gomis'in geçmiş kariyerine bakarsan Modest'i falan insanlar çok aslanır. Gomis daha kariyerli bir oyuncudur. Artı bir bu takımdan bir Gomez gitti değil mi? Bir de biraz gerçekçi olalım. Gomez demiş ya bu takımı ben şampiyon yaptım diye. Haklı. Haklı kardeşim. Tek başına yapmamıştır ama şampiyonluğun en büyük bana göre figürü Gomez'dir. 29 gol atmış. Bu dünyanın her yerinde böyledir kardeşim. Ne yapacak yani? Bir dakika abi. Yani 29 gol attı diye şampiyon oldu diye takım. Değil, bütün değil. Takımın içinde öyle değil. Öyle değil. Abi bak onu söylemiyorum. Anlıyorum senin dediğini. Adam demiş ki Sinan'ın dediğine göre söylüyorum. Ya ben bu takımı şampiyon yaptım. Zam istiyorum demiş değil mi? Buradan biraz ipler kopmuş, gerginleşmiş. Şimdi kardeşim dünyanın her yerinde böyledir. Real Madrid şampiyon olur. En büyük pay Cristiano Ronaldo'ya çıkar. Doğru. Şimdi bugün Galatasaray takımı bu geçen senenin şampiyonu değil mi Galatasaray? Evet. Kim gitti abi takımdan? Gomez. Peki kim geldi? Yok. Ndiaye gelmedi mi? Hayır, Bodo golcü olarak. Hayır, golcüyü bırak. Hayır. Geldi. Demek ki kadrosundan bir Gomez gitmiş. Üstüne bir de takviyeler yapılmış. Peki. Emre Akbabası gelmiş falan. Ama Galatasaray niye bu halde diye sorarsanız demek ki Gomis'in şampiyonlukta
Büyük bir payı var abi. Etik mi? Ben sana bunu kabul ediyorum abi. Bunu kabul edin abi. Sözleşmeyi yapmış bir adam. Bilmem ben. Gelipse bir dakika dur. Hayır. Evet. Şimdi Galatasaray yönetimini burada şey yapmayalım. Sadece Gomez'i şey yap. Şimdi sen Cristiano Ronaldo ve diyorsun. Cristiano Ronaldo her zaman geliyor en yüksek parayı alıyor. Önceden yapıyor. Sen de Gomez olarak gelmişsin bir hakik yapmışsın. Ama şey diyorlar değil mi? Mesela Şampiyonlar Ligi kazanınca Cristiano Ronaldo kazandı gibi oluyor. Fark etmez. Halbuki orada ama bir tane oyuncu var. Bak Messi alıyor. Messi alıyor. Bitireyim sana Örgekmen abi. Messi alıyor alacağım, 20 milyon euro. Cristiano Ronaldo alıyor 18. Bunlar ama alıyorlar. Bunlar önceden yapmışlar. Ne diyor Fatih Terim? Diyor ki kardeş bu sana mukaveleyi zorla mı imzalattılar? Sen bir hakik yapmışsın. Velev ki diyelim. Velev ki diyelim. Gomez 29 atmadı da 14 attı. Tamam. Gel sana indirelim ama desen indirir mi Gomez? Sinancığım biraz önce sen ne dedin? Sen bak yöneticilik de yaptın. Ne dedin? Ben öyle böyle bağlarım. Biraz arttırırım falan ikinci. Tutarım. He. İkinci. Şimdi bir Ozan Kabak diye genç bir kardeşimiz var değil mi? 3 kuruşa oynuyormuş çocuk değil aynen mi? Öyle, o da sözleşme imzalamış. Ben gencim diye ucuz paraya imza atmış. Şimdi ne diyorlar ama? Şeyini arttırın bu çocuğun diyorlar. Nedir o? Parasını. Niye arttırıyorsun? Şimdi, o da imza atmış. 3 kuruşa oynasın devam etsin bu kuasi bitene kadar. Parasını arttırmak lazım böyle evet, insanın. Evet dinleyelim. Zaman, çocuğunla rakamını arttıracaksınız. Böyledir yani bu şey. Fatih Terim'le ilgili olarak röportaj devam ediyor. Biraz önce söyledim Sezgin abinin belki de günün en önemli sorusu Sezgin Gelmez'den geldi. Devam edelim görelim. Yalnız Sezgin var. Hocam özlemişiz sizinle İstanbul'da basın toplantısını. Şunu sormak istiyorum.